Bu durumda bu sayının gündemini tekrar kısaca gözden geçiriyoruz arkadaşlar. Yanlışım olursa düzeltin. Yeşim Biber röportajı sende Onur. Kenan Doğulu'ya da sen gidiyorsun değil mi Elif? Ha bu arada Selo'ya söyleyin biriniz, fotoğraflar geçen seferkine benzemesin ona göre. Yeşim'i kapak bile düşünebiliriz bu hafta. Evet, bu durumda... Bu rutinimiz zaten devam. Bunu konuştuk. Bu da tamam. Evet. Gelelim bu haftanın bomba etkisine. Uzun süredir aklımda olan bir konsept var çocuklar. Bir dönem hikayesi. Kiminiz yaşadınız, kiminiz henüz doğmamıştınız, kiminiz de bebektiniz. 70'li yıllar, yakın tarihimiz. O yıllarda yaşananlar, televizyonun evlerimize ilk gelişi, dönemin politik olayları, dönemin pop starları, artistleri. Pardon ama Sinan Bey, biz o dönemi çözümlemek için çok genç değil miyiz? Sizden çözümlemenizi istemiyorum ki. Bana bir hikaye anlatın yeter. En az 5 hafta süreyle yayınlanacak bir kolaj düşünüyoruz. Belgeler, fotoğraflar, dönemi yaşayan insanlarla yapılmış röportajlar. Okuyucu sanki bir tefrika roman okumalı her sayıda. Evet, bunu... Feriha... Sen yapacaksın. Evet, şimdilik bitti. Ha Feriha, 15 dakikaya kadar odamda ol. Seninle daha uzun konuşacağız. Başlayacağım bunların yasaklarını artık. Açalım şunu da öttürmeyelim yine alarmları. Sen bugün yarın kovulacak mı derken gitti en bağlı konuyu aldı karı. Yok be, Sinan Bey'in odasına gidiyordu, gördüm. Ay paranoyak oldun sen iyice. Yok işte kimse. Görüyor musun abi milleti? Ne bu şimdi abi, ne bu? Ay çok sağsın be Öküz hanımefendi. Ne zannettin? Yemin et. Kezban soruyorsun bir de ya. Bir biz bilemedik şu işleri baksana. Bugün yarın kovacaklar bunu derken. Aman boş konuşuyoruz. Atı alan Üsküdar'ı geçti bile. Tamam gelsin. Gel Feriha. Gel bakalım. Heh, yine de iyisin. Ben daha kötü bekliyordum seni. Otur bakalım. Sinan Bey, neden ben? Çünkü bunu çok iyi yapacağını biliyorum. Ben mi? Evet. Dergide yeri garanti biri... Hadi daha aşık olayım. Kovulmayacak biri, ortalama biri yazı yazacaktı. Yani her zamankilerden. Sen yazamazsan seni kovarım. Niye senin gibi yeteneksiz biri bu yazıyı kaptı? Değil mi? Ama aslına bakarsan işte... Bir var olma savaşı hepsi. Ben neden buradayım? Yani neden burada çalışıyorum? Savaşmaktan hiç vazgeçmedim de ondan. Sezar'dan daha çok bıçak yaran var saysan. Şimdi git ve iyi bir hikayeyle dön buraya. Hadi. İyi de Sinan Bey, nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Nereye gideceğim, kiminle konuşacağım? Kızım annen de mi yok senin? Aklımızı kaçırmış gibiydik. Kıyamet günüydü ortalık. Çığlıklar hatırlıyorum. Nereden çıktığını bilmediğimiz bir kalabalık üstümüze doğru koşmaya başlamıştı. Aklımızı kaçırmış gibiydik.
mahşerden bahsedildiğini duymuşsundur. Henüz o gün gelmeden görmüştüm ben. Korkuyu gördüm. Ölümü gördüm. Hasibe ile o gün o öğleden sonra okuldan dönerken. Nerede kaldı peki? Hep böyle yapıyor. Gecikmesi olmaz. Canım işi uzamıştır belki. Bekleyelim birkaç dakika daha. Onun işi hiç bitmez ki. Hah, bu eksikti. Kahraman Maraş'ın unutma. Yürü gidelim. Olmaz bir şey. Beyazıt Meydanı'na gidiyorlar. Unutma. Geçip gidecekler. Kahraman Maraş'ın unutma. Kahraman Maraş'ın unutma. Kahraman Maraş'ın unutma. Arkadaşlar, diğerleriyle buluşmadan önce şunu bilmenizi isterim ki bazı güçlerin ülkemizi iç savaşa götürmek için Maraş'ta yaptığı yeni bir katliamla karşı karşıyayız. Nihal, bu taraftan. Bunun için biz devrimcilerin birleşip iç savaşta halkımızı, emekçileri koruma konuda en üst saflarda yer alacağımıza kim var? Onu kullanmak zorunda mısın? Bizi dinleyen biri daha varmış gibi evde sanki. Rahatsız ediyor beni. Dergi çıkınca bir sürü insan okuyacak ama. O zaman da rahatsız olacak mısın? İnşallah. İnşallah okur. Gurur duyarım o zaman seninle. Adı ne olacak bu yazı dizisi mi? Ne diyorsunuz? Bilmiyorum. Daha ismi yok. Belki senin anlattıklarından bir şey. Neden o yıllar? Onları anlatma görevini daha yaşlı birine vermeleri gerekmez miydi? Ben sadece bir elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Söylediğin hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorum. Yani sen teybi yok farz et. That's it. Bu ne demekti şimdi? İşte bu kadar anlamına geliyor. Sizin dergi İngiltere'de mi satışa çıkıyor? Anlaşıldı. Hiç vazgeçmeyeceksin. Eşeklik bende zaten. Neden geldim ki? Otur oraya. Neden ya? Neden iki normal insan gibi konuşamıyoruz biz? Seni incitmek istememiştim. Sadece bir espriydi. Evet, sence o kadardı. Sen busun zaten. Hep düşünmeden yapıverirsin. Bir kerecik ya. Bir kez olsun benim ne istediğimi düşünsene. Bir yazı dizisi. Ve istediğin şeyleri alıp buradan gideceksin öyle mi? That's it yani. Yok. Yok, o kadar kolay değil hayat küçük hanım. Yüzün çırmık içinde kalsa da
Dişlerin dökülse de sonunda, şu odadan çıktığında burnun kanıyor bile olsa korkma. Al istediğini. Benim kızım bir korkak değil çünkü. Ben onu öyle büyütmedim. Korkak. Var olma savaşı bu. Sezar'dan çok bıçak yaran var saysan. Bu son şans. Bu son şans. Bu son şans. Çay yapayım mı sana? Nescafe. Kucağımda Hasibe'nin yavaş yavaş soğuyan vücudu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Nasıl da çaresizdim. Sonra onu gördüm. Mehmet'i. Ne olursa olsun bir umuttu benim için. Mehmet onca kalabalığın içinde tek bir insan kalmıştı sanki yeryüzünde. Kaybetmiştim sanki. Ölümü ilk kez o gün gördüm ben. Yanı başımda hem de. Ya sakin olun, sakin olun. Şişlet var mı daha yakında? Ya düz git, düz sahil yolundan Beyoğlu'na çık. Oradan ara sokaklardan Beyoğlu'ndan bir yol buluruz, merak etme ya. Ne olur da ya, lütfen. İleride yol ikiye ayrılıyor, nereden gideceğim? Sakin olun lütfen, sakin nereden, olun. Nereden, sağdan mı soldan mı? Diyeyim. Ya sağdan mı soldan mı? Ya bir şey söyleyin ya. Dikkat. Aa!
Sanki içimde başka biri varmış gibi. Söz dinletemediğim yaramaz bir çocuk gibiydi Sevda. Onca perişanlık, onca ölüm kalım arasında nereden geldiyse gelivermişti Sevda. Beynim oyun mu ediyor dedim kendi kendime. Ne bu şimdi böyle dedim. En iyi arkadaşım can verirken ne bu şimdi? Yakışır mı insan olana? Yakışır mı sana? Hastaneye gitmeliyiz dedim ben. Hastaneye gidip de ne yapacağız ki? Ne bileyim. Oradan ailesini ararlar ya da tutanak mı tutarlar bilmiyorum ki. Evine götürüp de ana babasına kızınız öldü mü diyeceğiz. Bunu biz yapmayalım bence. Ne o? Zor mu geldi beyefendi? Arkadaşımız sizin yüzünüzden öldü. Sizin gibiler yüzünden okula gidemez oldu. Ne al kapı çeneni? O bize yardım etmeye çalışıyordu. Bırak ya. Bana mı anlatıyorsun bunları? Sana bir şey söyleyeyim mi küçük hanım? Benim de çok arkadaşım öldü. Bu benim gördüğüm ne ilk ne de son ölüm olacak. Neyse. Ya yeter! Arabada ceset var. Ya kavga etmeyi bırakın ya. Yanında kalabilmeyi çok isterdim. Yani yardımcı olabilmek için. Ama buradan gitmeliyim. Beni anlıyorsun değil mi? Yani şimdi polis falan gelecek. Sorgu için. Bugünlerde hapse girmek o kadar...
Hatta. Ne güzel cümleler bunlar Yurdanur Hanım. Hiç bilmezdim bu hallerini. Sordun anlatıyoruz işte. Tabii siz daha doğru dürüst Türkçe konuşamayan bir jenerasyon olarak benim anlattıklarımı yazarlık olarak görmeniz doğal. Tamam. Hemen düşürme yüzünü. Konuşuyoruz işte, ne var? Ne de olsa edebiyat fakültesi mezunuyuz. Haklısın ama kaptırdım kendimi, ben de yazarlığa soyundum galiba. Herhalde itirazın olmaz. Bir evde iki yazar mı olduk şimdi? Güzel kızım benim. Bir çay vereyim mi? Ben kahve alacağım yine. Alırım mutfaktan, otur sen. Çok kahve içiyorsun be kızım. Zararlı o kadarı. Bir şey olmaz. Bize düşmez insanların acılı gününde. Bırakma kendini. Ne olursun bırakma. Tamam artık, ağlama lütfen. Ben başlayayım. Tamamdır hoca efendi. Sen kendininkini bitirdiysen sıra bizde. Çocuklar yapmayın. Burada olmaz. Bakın çocuklar, burası tamam, yeri değil. Tamam hoca efendi, bitirdiysen gel böyle. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sibe'yi biz öldürmedik. Siz öldürdünüz lan onu. Öldüreceğim lan hepinizi. Bırakın. Sadece masum bir başınız sağ olsun dileğiydi. Bazen masumiyet bile ortalığı yangın yerine çevirebilir. Öyle de oldu zaten. Nasıl yandı yüreklerin Nirgün Hanımların? Allah sabrını versin artık, değil mi Dinçer Bey? Oturup kalkıp şükredelim halimize. Okula gitmesin değil mi birkaç gün Dinçer ha? Ah Yurdanur'um. Ah Yurdanur'um. Allah seni bize bağışladı ya. Ah canım benim.
Acıktınız mı? Yemek koyayım mı ben size? Erken derseniz çay koyalım. Poğaça vardı dünden. Canım benim. Sabahtan beri hiçbir şey yemedi üzüntüsünden. Hadi yurda Nurcuğum. Topla artık kendini. Ha? Git şu elini yüzünü yıka. Hı? Kimdi o çocuk? Bir arkadaş baba. Ne zamandan beri böyle arkadaşların var senin? Canım okulda görmüşse, yani göz aşinalığı varsa öyle selam vermişlerdir birbirlerine. Karışma sen. Sana sordum. Ben de cevap verdim baba. Bir arkadaş. Nasıl bir arkadaş bu? Yeni bir arkadaş baba. Ay anne, eski deseydim ne yapacaktın, çok merak ediyorum doğrusu. Kızım, derneklere merneklere girmiyorsun değil mi? Annen bir soru sordu. Yerlime karışma demiştim baba. Alay etme bizimle. Merak etmeyin, derneğe falan girmedim. Bak işte gördün mü Dinçe? Yapmaz bizim kızımız öyle şeyler. Zaten şunun şurasında 3-5 ayı kalmış mezuniyetine değil mi? Hadi neyse, bırakalım bu çirkin mevzuları, tamam mı? Okula ilk gittiğin gün sana söylediklerimi hatırla kızım. Bizim insanlarımız dışında kimseyle arkadaşlık etme demiştim sana. Üniversiteler karmakarışık yerler. Aralarından kendi insanlarımızı seçip çıkarmak lazım değil mi ama? Bunların ne oldukları belli işte. Neyse, bir daha görüşmezsin o çocukla, olur biter. Görüşmez. Ders oldu artık ona bugün. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi baba? Bizim insanlarımız bizim insanlarımız deyip durduğun o insanların hiçbirini görmedik o gün bize yardım ederken. Hasibe kucağımda ölürken hepsi kafalarını deve kuşu gibi toprağa gömmüşlerdi nedense. O çocuk benim arkadaşım değil baba. Ama inşallah olur. İnanamamıştım kendime o gün. İlk kez kavga etmiştim babanla. Odam sanki ayıplar gibi bakıyordu bana. Eşyam, yatağım, kolaya ve rahata alışmış, dışarıdan hiç zorlanmamış duvarlarım, bu yeni ve hırçın kızı kabul etmemişlerdi sanki o gün aralarına.
Merhaba. Merhaba. Oturabilir miyim? Tabii, buyur. Seni bulmak zor oldu. Beni mi arıyordun? Ama daha adını bile bilmiyordum. Birkaç kişiye sordum. Kim? Ne bileyim işte, yeşil gözlü, çok güzel, kumral bir kız. Sarı çizmeli Mehmet Ağa yani. Ben de iki gündür okulun bütün kantinlerini tek tek dolaşmaya karar verdim. Sonunda. Demek kantinleri dolanıyordun. Evet, kantinleri dolanıyordum. Merak ettim ben seni. Nasılsın? Yani o günden beri. İyi olmaya çalışıyorum. Sen? İşte. Mehmet. Saat 2'de derneğin toplantısı var. 102 ne oldu sınıfta? Hatırlatayım dedim. Unutmamıştım zaten. Senin işin varsa ben tutmayayım. Yo, gitmek zorunda değilim. Neyse. Böylelikle adının da Mehmet olduğunu öğrendim. Ya, Mehmet. Ben de Yurdanur. Hangi bölümde okuyor? Ben matematik son sınıf. Ben de edebiyat son sınıf. En azından bir ortak noktamız var artık. Hiç okudun mu? Evet. Gözler var muhabbet. Gözler var buğdayları. Güneşli bir harman manzarası gibi bakıyor. Ve sonra ikide bir. Ve sonra yine o göz. İnatla ve ısrarla bakar. Ve yarılmış kaşı. Ve pınarından sızmakta kan. Bir dakika sakin ol. Babamdan gizli okumuştum bunu ben. Orada zor durumda izlesene. Polis var. Dur, bırak. Gel buraya. Baban o günden beri aklımda hep güvenli, sıcacık, koruyan bir dev gibi kaldı. Hani o masallardaki iyi yürekli devlerden. Kendi derdine bakmayıp nasıl da beni kucaklayıvermişti birden. Ufacık kalmıştım yanında. Anarşik olaylara mı karıştınız siz de güzel abicim? Aman abi, uzak duracaksın bu zamanda. Bak, kafayı da yardırmışsın. Buyur ablacım çayını. Polis arıyorsa saklarım ben sizi. Burada bana güvenebilirsiniz yani. Arkadaş, sen heyecan arıyorsun galiba. Canın sıkılmış çayda atmaktan. Yok abicim, ondan değil. Hani yardımımız olur düşüncesiyle demiştim. Anarşik değiliz kardeşim. Yolda düştük, ondan oldu. Tabii. Hep öyle derler zaten. İşte ne diyordun, bak ya, kafa bırakmadı adamda. Mısır Çarşısı'ndaki dükkandan bahsediyordum. Ha, liseye kadar babama yardım ettim orada. İşte babam okumamı istemedi değil, istedi ama ona göre işim falan hazırdı orada. Gel dükkanın başına geç, her şey senin, ben artık yaşlandım falan deyip dururdu. Üniversiteye girince okulda derneklere kaydolduğumu öğrenmiş babam. Bir akşam acayip bir kavga ettik. Geçeceksin dükkanın başına, okul mokul yok falan. Annem iki gözü iki çeşme ağlar. Çarptım kapıyı, çıktım. Küs müsünüz peki? Bilmiyorum. Arkadaşlarla bir eve yerleştik. İşte sahafta kitap satarak 3-5 bir şey geçiyor elimize. Ama o da evin kirasına yetiyor ancak. Ev dediğim görsen eski dev gibi bir konak. Yani konağın bir odası.
Sahibi yaşlı bir madam. Madam Nikki. Her odasında ayrı kiracılar kalıyor. Görsen her biri ayrı şenlik. Her biri ayrı bir karakter. Roman yazarsın onlardan. Çok yakın buraya ev. Hemen şu arka sokak. Sen de benim gibisin aslında. Nasıl? Boşlukta gibi. Bir yere ait olmak istemek gibi. Bak, ben öyle temiz aile kızı havalarında değilim. Dünyayla, insanlarla meselesi olmak, bir şeylere kafa yormak, bunlar önemli şeyler. Sana dernekten çık filan diye de öğüt vermeyeceğim. Tam tersine bunu destekliyorum. Ama... Ama? Bence senin meselen kendinle. Daha yeni tanıyorum seni. Yani tanışıyoruz. Uf, çok konuştum, bana ne ya. Yok, konuş. Yani... Konuşmanı istiyorum. Benim hakkımda düşündüklerini bilmek istiyorum. Hani... Bir yere ait olmak istiyorsun demiştin ya. Hiç. Yok bir şey. Sana gülüyorum. Ay gene yetişemezsin. Ne akşama yemek yemek yok vallahi. Bahçede odun ateşi yakacağız artık bir kap makarna haşlamak için. Ay ne yokluk be kardeşim. Öf. İşte burası. Burası? Şu hale bak. Hadi şunu, hadi geç kaldım. Oradan oraya koşturup duruyorum. Bu ne ya? Bıktım yaşamaktan vallahi. Bıktım. Merhaba hanımlar. Merhaba Mehmet Bey oğlum. Merhaba kızım. Merhaba. Merhaba Mehmet abi. Kuyruk almış başına gidiyor, sona kaldınız yine. Aa, deme be. Daha da iyileşirsek tüp yerine hava alacağız Suna Hanım. Hanım kızım nereden? Okuldan Zar. Evet. Ders notlarını almaya geldi bana. Hastaydı, bir iki gün okula gelmedi de. Tabii tabii. Geri kalmasın dersinden şeysinden. Belli çekiştiriyorsun. Kız etlerini koparacağım. Bakma oyanı diyorum. Akşama bu bana demezsen bak. İlin anarşiklerine. Ay bana bak. Pek temiz bir kıza benziyor bu. Kız ifade mi ifade etmesin biz gelene kadar odalarda falan bu. Allah kahretsin. Aman be, olur mu? Yürü. Olur. gülmekten konağa attınız kendinizi. Sonra babam öptü seni değil mi? Ah, terbiyesize bak. Film mi bu be? Dün olmadı bunlar Feriha Hanım. Eskileri anlatıyorum sana. O günlerde her şey o kadar hızlı değildi. O dediğinin olması için aradan epey zaman geçmesi gerekirdi. Hadi hadi, bence kesin öpüştünüz. Feriha, tadı kaçmaya başladı ama. Tamam. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın devam ederiz. Hem buraya kadar anlattıklarını toparlamam lazım ucunu kaçırmadan. Yemeğe kalmayacak mısın? Yemek mi yapmıştın benim için? Yani yemek yeriz demiştim ama sen baksana. Yemek hazırladın mı anne? Kalıp kalmayacağını bilmiyordum. Tek başıma atılıyor yemekler. Müsrifliğin lüzumu yok. Bugünlere çok zor geldik kızım biz. Yokluk gördük. Hala tutumlu bir kadın olduğum için... Kusura bakma. Yarın görüşürüz anne. Öğleden sonra gelirim. Görüşürüz kızım.
kadar da değil Feriha Hanım. Her şeyi bilmene gerek yok. Gazi Paşa mı gönderdi sizi? Altınları dağıtıyorlarmış. Hükümet karar aldı dediler, doğru mu? Haftaya Gazi dedi, haftaya. Bugün gelmesin dediler senin için. Haftaya olmaz be. Sen yanlış biliyorsun. Ajans söyledi. Bana bak yavrum dönü, kimlerdensin sen? O kız yanında ajan mı? Bak ben de duydum radyodan, tamam mı? Haftaya dediler. Gazi dedi haftaya götüreceğim. Ben götüreceğim seni, tamam mı? Hadi gel, hadi. Sakın bir şey söyleme. Dede bak çıkmak yok. Yoksa Gazi Paşa'ya söylerim ha. Tamam. Aa, ne oldu buraya?
Yaları. Evet Yurdanur Hanım. Bayram istiyor, yüklü mal alındı dükkana. Tamam evladım. Haftalık Z raporlarını da ver bana. Geliyorum ben. Bir çay daha vereyim mi sana Hasancığım? Kâfi efendim, sağ olun. Kusura bakma, geciktim. Trafik. Trafikten falan değildir o canım. Sen konuştukça nedenini koklayabiliyorum. Çıkar montunu hadi. Bugün çok güzel şeyler anlatacağım sana. Hoş geldiniz. Selam. Tanışıyordunuz siz değil mi? Başka bir şey yoksa ben müsaadenizi isteyeyim efendim. Müsaade senin oğlum. Rahatsız olmayın efendim. Ben çıkarım. Olur mu öyle şey çocuğum? Hoşça kal Hasancığım. Allah'a ısmarladık efendim. Çok saygılı çocuk maşallah. Terbiyeli, çalışkan. Tek tek veriyor dükkanın hesabını bana. Göz açtırmıyor ustalara vallahi. Kendi dükkanı gibi kolluyor hesapları. Her şeyi. Ay, belli canım, pek acar bir şey. Hemen sadede gelelim. Mesaj alınmıştır Feriha Hanım. Bir kahve al mutfaktan da kendine gel bakalım. Ay süper olur, hemen geliyorum. Tuhaf. Yıllar sonra gene masal anlatıyorum sana. Ama sen büyüdün artık, öyle mi kızım? Efendim? Şeker var burada, arama diyorum. Ha tamam. Buyur. Sağ ol. Kaça dedin bunu? 300 liraya olur o. O da senin hatırına. Git şu pazarda sor bak, 500'den aşağı bulursan üperim seni alnında. Anneciğim ben çıkıyorum. Tamam kızım. Ay dikkat et yollarda. Ha bana bak. Dün akşam babanla konuştuk gene. Ortalık süt liman oldu biraz. Bana öyle bir daha terslenmesin filan dedi. Sen de ağırdan al artık. Zaten inanmamış o pis çocuklarla arkadaşlık ettiğine. Benim inadıma yapıyor filan dedi. Sen de ağırdan al biraz, tamam mı? Baban o kızım senin. Aa ayıp. Tamam anne. Beğendiğin bir şey varsa hadi gel. Yok, bak sen. Yok anne, sen daha iyi bilirsin. Gel bak kızım gel. Güzün çıkmaz ya. Nihal. Selam söyle Nihal'e. Tamam söylerim. Hazırlık kızadır ha. Yakın mı düğün? Heh. Daha bir şey yok ya. Yapıyoruz ufak tefek işte. Sandık bu. Elbet alıp koyacak kendi evine bir gün. Ana, içlendi aspam. Al onu da al. Ali sipektir. Şenay da durmuş durmuş ne demiş biliyor musun? Zaten sen benim tipim değildin. Bir aldanış yaşıyorduk biz demiş. Nerede zannediyor ya bu kız kendini? Barbara Cartland romanında mı? Alp de basmış gitmiş tabii. Yolda indirmiş bunu arabadan. O soğukta it gibi dönmüştür evine artık. Salağım benim. Hadi atla. Çok dedikodu var. Ha, bana bak son derse girmiyoruz bugün. Konvoy diye bir film gelmiş. Hakanlar Malkanlar hepimiz oraya gidiyoruz ona göre. Ya okuldan sonra benim başka bir işim var Nihal. Ben gelmesem? O çocukla buluşacaksın değil mi? Cevap ver Yurdanur. Söylemişlerdi de inanmamıştım. Bana bak Yurdanur, öldürürüm seni. Ne bu ya şimdi? Hemen kurtulmalısın bu heriften. Yurdanur, kime diyorum? Duyduk Nihal. Senin gibi kızları tuzaklarına düşürüyor bu insanlar. Ya sonra da gerilla kamplarında eğitiyorlarmış. Beynini yıkıyorlarmış.
Böyle robot gibi bakıp kendi anın babanı bile tanıyamıyormuşsun. Ben gülmüyorum Yurdanur. O çocuktan vazgeçene kadar da gülmeyi düşünmüyorum. Hatta seninle konuşmamayı ve bütün arkadaşlık ilişkilerimi falan da kesmeyi düşünüyorum. Bunu düşünen tek kişi de ben değilim. Seçim senin. İyi düşün. İkisi 100 lira arkadaşım. Sen geç, ben geliyorum, tamam mı? Sarayım mı? Yok sağ ol. İyi günler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni burada görmek çok tuhaf. Şaşırdım da birden. Dün konuştuk ya. Geleceğimi biliyordun. Evet tabii de. Çay söyleyeyim sana. Memo, iki çay. Hemen geliyor abi. Gel sen en güzel koltuğa. Misafirsin. Nasılsın dünden beri? İyiyim. Bir fikrim var Mehmet. Bu böyle olmaz. Dün akşam çok düşündüm. Madem artık arkadaşız, birbirimizin hayatlarına yardım etmeliyiz. Bugün size gideceğiz ve babanlarla barıştıracağım seni, tamam mı? Ben de başka bir şey söyleyeceksin sandım. Dün bütün gün anlattıklarında onlar vardı. Onları bu kadar özlerken bu inadın niye? İnat etmiyorum ki ben. Ama çaba da göstermiyorsun. Ya ne gerek var bu tatsızlıklara? Gel bitirelim şu küskünlüğü. Hayat küsmek için hiç de uzun değil. Yarın Allah korusun onlardan birine bir şey olursa kendini nasıl hissedeceksin, bunu düşündün mü hiç? Buyurun. Sağ ol Memo. Düşünmemişti. Erkekler çoğu zaman böyledir işte. Bir sürü şeyi, bir sürü duyguyu bir kadının onlara yüksek sesle söylemesi gerekir. Olmaz vallahi, olmaz. Bak daha gıcır gıcır yepyeni kardeş, ne diyorsun? Baksana. Olmaz, olmaz. Hadi hadi yap bir şeyler. Hadi. Ya, hadi. Tamam, idare edeyim. Velhasılı kelam, biz çok kırgınız Mehmet'e, Yurdanur Hanım kızım. Hani okuldan, arkadaşlarından, çevresinden değildir kırgınlığımız, bilesin. El gibiymişiz. Ona evlatlık büyütmüşüz gibi davranmayı hak etmedik biz. Hani yani bunları senin yanında konuşmaktan ar ederim ya. Kaç kuşak İstanbulluyuz biz. Çocukluğumdan beri benim büyüdüğüm, yetiştiğim evlerde kapılar, pencereler çarpılmadı öyle hiç. Bu yeni adetleri Mehmet'le gördük. Baba abarttın ama sen de. Madem geldiniz bunlar konuşulacak değil mi hanım kızım? Konuşulsun tabii Nazif Bey de, şimdi mi konuşulsun kızın yanında? Yurdanur yabancı değil anneciğim. Rahat davranabilirsiniz. Kaç yıl oldu onun haberlerini başkalarından aldık biz kızım. Okuluna insanlar gönderip baktırdık. Nerede kalıyor, ne yapıyor öğrendik. Mehmet bilmez bunları. Ne oldu, aç mı yattı diye uyumadığımız geceleri bilmez Mehmet. Ama suç bende. Ben yetiştirdim onu böyle. Kan kutsa kızılcık şerbeti içtim diyecek biri o. Ölse bir bardak su istemez kimseden. Onun seciyesi böyle. Bana çekmiş bilmem mi? Şimdi ne oldu Mehmet Efendi? Neden bugün geldiniz? Yoksa canına tak mı etti hayat mücadelesi? He? Bildim. Bu hanım kız getirdi seni zorla değil mi? Yoksa sen gelmezdin gururuna yedirip. Bir gün gelecek diyordum elbet ya. Ya benim ya anasının cenazesine o da. Ay Nazif Bey, coştun artık iyice sen de. Bu ne be? Evet baba, doğru bildin. Kendim gelmedim ben. Evet kendi geldi amcacığım. Size inat yapıyor. Beni de buraya tanıştırmaya getiren o. Biz hayırlı bir iş için geldik çünkü.
Biz evleniyoruz. Ah! 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 Ah yavrum! Ah güzel gelinim benim! Ah evimin beti bereketi geldi! Ah bayramım olsun bugün bayramım! Ay adaklarımı adamadıydım tezveren dedelere. Ay rüyasını bile gördüm dün gece Nazif. Ay gemilere binmişiz de bir yerlere gidiyormuşuz böyle. Benim elimde duvak. Ay kefen mi bu dedim. Ölümü çıkacak. Ay evlerden ırak. Ah ah değilmiş meğer değil. Ah dünyalar güzeli. Gelinim. Yavrum. Dünyalar güzeli gelinim benim. Kızım benim. Bundan sonra sen benim canımdan öte cansın. Yaman kadınmışsın anne. Demek evlilik teklifi senden geldi ha? Dolayısıyla dönemin ilk feministi ilan ediyorum seni. Ne teklifi be? Delirdin mi? Durumu kurtarmaya çalışıyorum orada. Babamın ekmeğine de yağ sürüldü tabii. Canına minnetti mi? Herhalde. Siz o hızla kapanmadan nikah tarihine yetişseydiniz bari. Canımızı zor attık evden dışarı. Kıpkırmızıyım böyle. Babanın yüzüne bile bakamıyorum falan. O dereceyim yani. Aslında bu kısımlarını biraz biliyorum. Masal gibi anlatmıştım ben çocukken. Ne tuhaf değil mi? Çocuklar için hiç önemli olmamıştır anne babaların hayatları. Öncesinde merak etmezler. Yani onlar hep annesiyle babasıdır işte o çocuklar için. Aşık olmamışlardır, öpüşmemişlerdir. Allah baba onları anne baba göndermiştir o kadar işte. Yani sen... Nasıl bir çocuktun anne diye soran bir çocuk görmedim ben. Aslında hep merak ettiğin ama hep sonra ertelediğin bir soru. Sonra sen büyürsün. Soru hala sorulmaya sorulmaya artık tavsamıştır bile. Merak bile etmezsin. Devam et. Konuşmacı sensin. Tabii doğru. Tekrar boş bulunup bana biraz kendini anlatana kadar top bende demek. Aman dikkat et. Pasmas gelir de oyuna karışırsın. Ben yedek kulübesindeyim anneciğim. Merak etme. Gülmem artık ya. Tamam güldük bitti. Evleniyoruz ha. Tebrik ederim. Ya ne diyecektim? Kendimi ortalara atmasaydım kavga çıkacaktı. Bu durumda seni yalancı çıkarmamak lazım öyle değil mi? Yurdanur. Evlensene benimle. Yani ikimiz evlenelim birlikte. Benimle evlenir misin? Aslında böyle olacağını biliyordum ben. O evden çıktığımız andan beri bir yanım babam bu teklifi yapmasın diye dua ederken bir tarafım da tam tersi. Ya sadece gülüp geçerse deyip duruyordu. Teklif gelmezse gerçekten de bozulacaktım yani. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Pardon paltonuz. Alabilir miyim? Buyurun. Teşekkürler. Ne ara yürüdük o yolu? Taksiye mi bindik? Ne ara girdik lokantaya? O kısmı yok işte bende. Yani hatırlamıyorum değil. O an bile film kopmuş yani senin anlayacağın. Tamam. Tamam sakin. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Hayır.
Ustacığım sen bize iki tane büftek. Alexander büftek. Evet. Şarap da içeriz değil mi? Yok, evden merak ederler ben. İçeriz içeriz. Bak orada telefon var, ararsın annenleri, geç geleceğim dersin. Değil mi ama? Nelerimiz var ustacığım? Rejans'ın en önemli özelliği sarı vodkasıdır. Affedersiniz, telefonu kullanabilir miyim? Ustaların tercihidir. Biz şarap alalım. Kırmızı. Tamam. Alo. Alo anne benim. Yurdanur. Ne oldu kızım? Ay anne yok bir şey. Telaş etme hemen. Allah Allah. Yani ne bileyim ben çocuğum. Geç kaldın da yani. Anne biz Nihal'lerle sinemaya gideceğiz. Geç gelirim merak etmeyin diye aradım. Sinemaya gideceklermiş. Tamam. Tamam kızım. Nihal mi bırakacak seni dönüşte arabayla? Evet. Dikkatli olun ama ha. Tamam anne görüşürüz. Kızım kusura bakma. Benim tavsiyem bir de Nihal Hanım'ı ara sen. Ne olur ne olmaz. Sizin evi arar filan ağız birliğiniz olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz sinemaya gitmeyecek miydiniz? Ne oldu? Aman birinin işi çıktı biri bilmem ne. Gidemedik. Gitti mi arkadaşların? Alo. Nasılsın Yurdanur kızım? Gelmedi daha kızım. Tamam. Gelirse aramasın beni ama olur mu? Ben erken yatacağım da. İşte. Korkma. Olmaz bir şey. Hadi afiyet olsun. Ne bu şimdi? Beni aramasın filan dedi. Kavga mı ettiniz siz? Aman aramam. Şeytan görsün yüzünü. Vallahi iki dakikada yalandan koca bir koza ördüm etrafıma sayende. O kadar güzelsin ki. Şu şarap hemen gelse bari. Gerçekten bir kadeh içsem iyi olacak. Ha şöyle rahatla biraz. Fevkalade. Bir de baktım ki çocuk bu Mehmet. O kadar acemi, o kadar saf ki. Onun toyluğunu izlerken sanki daha da çok bağlanıyordum ona. O anlattı, ben dinledim. Ben anlattım, o dinledi. Ne ev kaldı aklımda, ne bizimkiler. Yetmezmiş gibi bir de ikinci şişe şarabı söylemez miyiz? Leyla olduk ikimiz de tabii. Mehmet, bak daha yeni tanıştık. Seni tanımak için biraz zamana ihtiyacım var. Yani ikimiz için de. Ben daha yumurta kırmayı bile bilmiyorum. Neye bileyim? Ben kırarım yumurtaları. Yemekleri de ben yaparım. Sana da öğretirim. Tamam. 4 tane nalı bulduk, bir atı kaldı. İstediğin at olsun, onu da buluruz. Ne olacak? Garson! Bakar mısın? Evet. Garson! Hadi diyelim evlendik. Nerede oturacağız? Bir akşam sen bize gelirsin. Sonra ben size gelirim. Sonra sen bize gelirsin. Hem babam var ya, keser seni biliyor musun? Annem bir şey yapmaz ama. Yapmaz ama o da gelip kurtarmaz yani. Öyle bakar yani.
Tamam. Hadi. Eve girene kadar bekliyorum. Orada ölene kadar durdu Bilmem. Arkama dönüp bakamıyordum. Sokağın başında bana bakarken bir kez daha görsem onu, koşup kollarına atılacağımdı. Bir daha da hiç eve dönmeyeceğimden korkuyordum. Ondan da bakamayışım. O bahsettiği gemi benim de içimden geçiyordu. Bütün karanlıkları yaraya. Bayram yeriydi artık her yan. Işıl ışıldı. Yapamazdım çünkü kuyruğumda asılıydım. Elveda Pac. Sakın bir daha benim yanıma uğrama. Bunu garanti altına almak için. Allah Allah. Yakında bu saatte. Alo. Sema teyze. Yurdanur'u verir misin? Nihal. Siz beraber değil miydiniz? Hayır. Ah. Ben de Nihal sandım birden. Nasılsın Nebahar? Annen nasıl? Tansiyonu nasıl oldu? Şeyini mi unutmuş sizde? Ay bu kız iyice dalgın oldu. Gelince söylerim, arar sizi. Ha? Tamam. Tamam yavrum, Sunuhi Bey'e de selam. Geldi kızlar. Aman kız işte. Geldi kız. Nasıldı film? Güzeldi. Uzundu da ondan geciktik. Demek uzundu hem de. Siz çevirdiniz galiba o filmi. Geç içeri, babana görün bir ayıp olmasın. Bana bak. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Normal normal görün. Ha? İki dakika dur odana hemen. Şu filmi konuşacağız seninle. İyi akşamlar baba. İyi akşamlar kızım. Ne oldu? Ay çok acıklı bir film seyretmişler. Hangi film? İrlandalı kız. Ya o film eski değil miydi? Gene mi oynatıyorlar? Ya gene oynatıyorlarmış. Hatırlıyor musun? Hani yasak aşkı yüzünden kasabadan aforoz edilen bir kızın hikayesi. Kasabalılar birlik olup böyle saçlarını falan yoluyorlardı kızın. Ay bak gene hatırlattım, kötü oldu görüyor musun? Sen sormadan ben söyleyeyim anne. Hiç kendini yorma, her şeyi anlatacağım. İsabet olur, buyur. Evet Mehmet'le buluştum. Evet niyetimiz ciddi. Evet biz... Dur bakayım dur. Hangi Mehmet bu ha? Hani o kabristanda gördüğümüz mü? Evet, mezarlıkta gördüğünüz çocuk. Bana evlenme teklif etti. Mehmet ben... Evet sen? Ben kabul ettim anne. Ay. Ay. Ay Allah'ım. Ay Allah'ım neler söylüyorsun? Yo. Hakikat değil bu. Ay anne bu ne şimdi? Öldüm filan zannedecek seni gören. Sus. Anne falan deme bana. Öldün tabii. Öldün sen. Benim için öldün. Yok benim kızımızım. Kızım, aklını peynir ekmekle mi yedin ha? Hadi beni geç. Babam da düşünmedin mi? Olmayacak dualara ne amin diyorsunuz kendi başınıza ha? Bu baban var ya bu baban. Ha? Vurur o adamı. Keser öldürür. Seni de onu da. Beni de tabii.
Allah'ım. Allah'ım duymasa bari. Dinçer Bey, sen...